21. yüzyıl. Bugün bile dünyamız ve barındırdığı topraklar ve denizler hakkında her geçen gün yeni şeyler öğrenip yeni bilgilerle aydınlanıyoruz. Hal böyleyken bir de geçmiş dönemleri bilimin, teknolojinin ve diğer beşeri gelişim alanlarının günümüzden çok farklı olduğu, insanların yaşadığı sınırlı bölge dışında çok da fikrinin olmadığı dönemleri düşünün. İşte bu dönemlerde yaptığı keşiflerle dünya tarihini etkileyen, ona yön veren İbn Battuta, Marco Polo, Vasco da Gama, Christoph Kolomb gibi kaşiflerden ve onların keşiflerle dolu yolculuklarından bahsedeceğimiz bu videomuzda, bu anlatılanların günümüz dünyasında bir örnek teşkil etmesi gerektiğini değerlendirerek izlemenizi tavsiye ediyoruz. Dünya tarihinde bu konuda oldukça yoğun isimler olduğundan dolayı bu videomuzda Afrika ve Asya'dan, devam videosunda ise diğer kıtaları anlattığımız iki videoluk bir seri olmasını planlıyoruz. Peki ya bu isimleri dünyayı keşfetme yolculuğuna iten, daha önce ayak basılmamış topraklara çeken şey neydi? Bunun pek çok nedeni olabilir elbette. Fakat biz bunun temelinde merak ve maddi kazanç sağlama, yani para olduğunu düşünüyoruz. Avrupalı devletler arasında artan ham madde ve pazar arayışı ile birlikte coğrafi keşiflerinde maksimum düzeye ulaştığını görüyoruz. Bu da kaşifleri keşfetmeye iten gücün temel noktalarından birinin para olduğu varsayımında kuvvetli bir dayanak noktası olarak göze çarpıyor. Zaten ilk çağlarda Minoslular, Mısırlılar, Yunanlar, Fenikeliler ve benzeri uygarlıkların büyümelerinde de yeni yerlerin keşfinin önemli olduğunu görüyoruz. İşte tüm bu itici güçler ile başlayan keşiflerle ve onların dünya tarihinde nasıl şekillendirdiğine bir göz atalım. Afrika'da keşifler denince akla gelen ilk isimlerden birisi İbn Battuta'ydı. Battuta aslen Fas'ta yaşıyordu. Cidde'ye gitmek için Mısır'dan geçip Kızıldeniz'e ulaştı. Fakat burada kabile savaşları arasında kalınca Kahire'ye geri döndü. Buradan da Mekke'ye, oradan da Bağdat'a ulaştı. Fakat burada dünyayı tehdit eden Moğol birlikleriyle karşılaşınca yeniden Mekke'ye döndü. Burada durup İbn Battuta'nın yolculuğuna ufak bir ara vermek istiyoruz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Dünyanın savaşlarla dolu olan bu döneminde yeni keşiflere imza atmanın hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Bilinmez diyarların getirdiği zorluklara eklenen Krallıklar Savaşı, kaşiflerin keşif yapma yolundaki ilerlediği yolculuklarını bir hayli güç duruma sokmaktadır. İşte tüm bu kargaşa içerisinde Afrika'yı keşfetmek isteyen Battuta için daha önce hiçbir gezginde kaydı bulunmayan yerlere ilişkin yazdığı bilgiler, onun en önemli yolculuğunun bir parçası olacaktı. Sahra çölünü geçerek Mali'ye yöneldi ve Battuta yukarıda bahsine ettiğimiz güvenlik endişeleri nedeniyle bir grup kervana katıldı. Ve yola bu şekilde daha güvenli olarak devam etti. Mali'ye ulaştıktan sonra Nijer Nehri boyunca yol aldı. Afrika'nın içlerini daha önce çok az sayıda gezgin gitmeye göze almıştı. Öyle ki Battuta sonrasında yaklaşık 400 yıl boyunca keşif için sınırlı bu bölgelere hiçbir kaşif uğramamıştı. Ve Battuta Afrika ve Asya'ya yaptığı yaklaşık 120 bin kilometrelik yolculukla gördüklerini yazarak kendisinden sonraki kaşifler için güzel bir miras bırakıyordu. Tabi bu dönemde Avrupa ve Asya toprakları ortasında Avrupalılarla savaş halinde bulunan Türk toplulukları yer alıyordu. Asya'daki ipek, baharat, lüks taşlar ve inciler gibi önemli mallar Avrupalılar için vazgeçilmezdi. Fakat savaş halinde oldukları Türklerden dolayı bu mallara kolay ulaşamıyorlardı. Bu da onları yeni yollar aramaya, yani yeni yerler keşfetmeye itiyordu. İşte bu dönemde Portekiz Kralı 2. Joao, 3 gemilik filoyu sefer için görevlendirdi. Bunlardan birisi Dias'tı. Dias, Afrika'nın en güneyine, yani en uç kısmına giderek bugünkü adıyla Ümit Burnu'nu buldu. Tabi Dias şiddetli fırtınalardan dolayı buraya Fırtınalar Burnu demişti. Bugünkü adı olan Ümit Burnu'nu ise onu görevlendiren Portekiz Kralı Joao vermişti. Asya'da ise Marco Polo 1271 yılında Çin'e doğru yola çıktı. Bu dönemde Moğolların bir kolu olan Kubilay Hanlığı burada bulunuyordu. Polo bu yolculuk esnasında gördüğü yerleri ve ilginç ayrıntıları not ediyordu. 3,5 yıllık bir yolculuk sonucu Polo, Kubilay'ın sarayına ulaştı. Marco Polo'nun kaşif kimliğinde Kubilay'ın da etkisi oldukça büyüktü. Çünkü Marco Polo, Kubilay Han adına
Sumatra, Tibet, Sri Lanka, Burma gibi yerlere yolculuklar yapmıştı. Buradan da fark edeceğimiz üzere Dias ve Polo gibi kaşifler, büyük kralların yönlendirmesiyle ve sağladıkları maddi desteklerle yeni yerlerin keşfini hızlandırıyordu. Dias Ümit Burnu'nu dolaşan ilk denizciydi. Vasco da Gama ise buradan devam ederek Hindistan'a, Avrupa üzerinden deniz yolu ile ulaşacak ilk kişi olacaktı. Portekiz Kralı 1. Manuel, Vasco da Gama'nın emrine 4 gemi ve 160 denizci verdi ve ona sağlanan bu destek, Hindistan'a deniz yoluyla ulaşabilme konusunda etkili olmuştu. Bu sayede dengeler değişecek, daha öncesinde önemli olan karayollara önemini kaybedecekti. Bu da yeni keşiflerin tarihi akışına nasıl da doğrudan etkili olduğunu göstermektedir. Bu etkileri daha iyi anlayabilmek için coğrafi keşiflerin olmadığını varsayarak maddeler halinde etkilerini düşünelim. 1. Osmanlı günümüzde varlığını koruyabilirdi. Köklü bir devlet olan Osmanlı, coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini en fazla hisseden ülkelerden birisiydi. O dönemlerde önemli bir etkisi olan ipek ve baharat yollarının kontrolünü elinde bulunduran Osmanlılar, gelen ürünlerin Avrupa'ya geçmesi konusunda köprü vazifesi görüyordu. İyi bir gelir kapısı olan bu yollar, coğrafi keşiflerle beraber önemini yitirdi. Ayrıca önemli bir ticaret merkezi olan Akdeniz Havzası'nın önemli bir bölümü Osmanlı himayesindeydi. Coğrafi keşiflerle beraber ticaretin önemli bir bölümü okyanuslara kayınca ekonomik anlamda olumsuz etkiler görülmeye başlandı. Tabii ki yönetimsel ve siyasi olumsuzlukların da duraklama ve dağılma döneminde etkisi büyük olsa gerek. Fakat özellikle son dönemlerde duyunu umumiyenin kurulması, yani dış borçların tahsili için vergilere el konulması yıkılmayı hızlandırdı. Coğrafi keşifler olmasaydı bir ihtimal farklı bir senaryo ile karşı karşıya kalabilirdik. 2. Yediğimiz çoğu sebze ve meyve şu an hayatımızda olmayabilirdi. Özellikle Amerika'nın keşfi ile Orta Çağ'ın dünyasında tanınmayan birçok sebze ve meyve hayatımıza girmiştir. Şakayla karışık bazı yazılarda Fatih Sultan Mehmet domatesli menemen yiyemedi veya patates kızartması yiyemedi şeklinde ibareler görmüş olabilirsiniz. Evet, coğrafi keşifler olmasaydı çok fazla tüketilen patates, domates gibi ürünleri tüketemeyecektik. Bunlar dışında mısır, kabak, turp, kırmızı biber, nohut, biber, fıstık, kakao, tütün, kinoa, yaban mersini ve bunlar gibi birçok ürün coğrafi keşifler sayesinde soframıza girmiştir. Eğer ki coğrafi keşifler olmasaydı, bu ürünlerin adını bile duymamış olacaktık. 3. Coğrafi keşifler ile yok olan medeniyetler. Coğrafi keşifler her ne kadar özellikle batılı devletlerin lehine olsa da, gidilen yerlere hep kan götürmüştür. Eski kadim medeniyetlerden olan İnka, Maya, Aztek gibi toplulukların esamesi kalmamıştır. Bununla beraber köle ticareti de hız kazanmıştır. Coğrafi keşifler olmasaydı, özellikle astronomi, tıp, mimari ve benzeri alanlarda gelişmiş olan bu medeniyetler, belirli bir birikim ile günümüze kadar kalabilecek, belki de dünya olarak farklı bir gelişmişlik seviyesine sahip olacaktık. Bu ve bunun gibi daha fazla arttırabileceğimiz etkilerinin olabileceği coğrafi keşifleri işlediğimiz bu videomuzda, her ne kadar faydalı gibi görünen bazı durumların aslında daha farklı şekilde değerlendirebilmemiz gerektiğini anlamış olduk. İleriki videolarda görüşmek üzere.